Gökyüzü rehberiniz Astrofonya'nın hazırladığı haftalık yorumlara hoş geldiniz. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, enerjisi yüksek, tempolu bir haftadayız. Biraz stresli de bir haftadayız. Bu hafta ay tutulması meydana gelecek. 7 Ekim'de Koç burcuna geçecek olan ay 8 Ekim'de dolunay fazına geliyor ve öğleden sonra 13.50'de 15 derece Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulmasında enerjiler çok yoğun olduğu için duygusal olarak etkilenebiliriz. Biraz daha gergin olabiliriz, sinirli olabiliriz. Bu tutulma haftasında çok belirgin, hızlı etkiler yaşamamız mümkün. Kendi hayatımızla ilgili olabilir veya yakın çevremizdeki kişilerle ilgili olabilir. Fazla sürpriz haber duymanız mümkün. Tutulma 3. evinizde meydana geleceği için genel olarak iletişim çok hızlanabilir ve çok fazla haber duyabilirsiniz. Duyacağınız haberler bunlar yakınlarınız, akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınızla ilgili olabilir ve sizi çok şaşırtabilirler örneğin. Çok ilginç haberler duyabilirsiniz. Bunun yanı sıra tutulma özellikle seyahatler, yabancılarla olan ilişkileriniz, eğitimle ilgili konularda da bazı hızlı gelişmeler meydana getirebilir. Ancak lütfen trafikte özellikle dikkatli olun. Otomobilinizle ilgili aniden bir arıza da olabilir bu tutulma sırasında. Seyahatlerde temkinli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet, Merkür retrosu da devam ediyor. 10 Ekim'de Terazi burcuna doğru gerileyecek Merkür retrosu 25 Ekim'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu dönemde lütfen üzerinde çalıştığınız işlerde yeni adım atmak yerine biraz eksikleri gözden geçirin, değerlendirmeler yapın. Daha önceden fark etmediğiniz bazı konuları fark edebilirsiniz. Onları üzerinde çalıştığınız takdirde daha iyi, daha mükemmel hale gelebilir. Terazi burcundaki Merkür retrosu daha önceden yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlamak için de size fırsat verebilir. Hukuksal ve yasal konularda yine eskiyle bağlantılı kavramlar bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir. Daha önceden gittiğiniz bazı yerleri seyahate çıkabilirsiniz. Bunlar yurt dışı bağlantılı da olabilir. Özellikle yabancı kişiler, uluslararası işleriniz ve onlarla olan işbirliklerini biraz gözden geçirebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir süreçtesiniz sevgili kovalar. Evet, haftanın genel etkisi böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.